Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere BF4 ayarlarından bahsedeceğim. Helikopter ayarlarından, jet ayarlarından. Öbür infantry ayarları genelde klasik ama sadece tuş değişimi yaptım. Bir tane şey var zaten onda da. Ondan bahsedeceğim. Şimdi bu uzun zamandır oyunu oynamadığım için şu anda oyundaki ayarlarım çok değişik. 60 Hz'e girdiğim zaman farklı yapıyorum, 30 Hz'e girdiğim zaman farklı yapıyorum. Onun nedeni de serverdan servera hız değişiyor. 30 Hz'de daha hızlı server, 60 Hz'de daha yavaş olduğu için hani Vehicle Sense olsun, Soldier Sense çok etkilemiyor da Vehicle Sense'de özellikle değişiklikler yapıyorum. TV ve Atak Helikopter, Scout Helikopter'deki uçuş şeyi değiştiği için. En iyi oynadığım zaman oyunu, sürekli devamlı olarak oynadığım zaman 800 DPI %13 ile 16 arasında değişiyordu. Vehicle Sense. Tank oynadığım zaman 16'ya çekiyordum. Helikopter oynarken 13'e çekiyordum. Şu anda %50'de duruyor. 400 DPI'de oynuyorum. Burada değiştirdiğim herhangi bir şey yok oyun ayarlarında. Ses ayarları zaten çok düşük. Bu normalde %6'da falan duruyor. Taş çatlasın, ona çekiyorum. Ama şu an şu alet uçtuğu için yukarıda şu uçtuğu için ses yapıyor. Ondan 2 yaptım. Video ayarları en düşükte. Sadece mesh quality, uzak mesafeden görebilmem için bunu yüksek yapmaya başladım son zamanda. High'da kullanıyorum, Ultra'da kullanabilirsiniz. Kendi tercihiniz. Yani öbür ayarları da yüksek olarak ayarlayabilirsiniz. Yani o kendi sizin tercihinize kalmış. Ben fazla FPS alabilmek için küçük low ayarlarda oynuyorum. Onun dışında 1920-1080 oynamak istiyorum ama yavaş yavaş sıkıntılar çıktığı için bunu düşürdüm. 1720-1080 veya 1650'ye 1080'e 1050 falan değiştirdiğim oluyor. Şu an video çektiğim için kimse olmadığı için bu çözünürlük yeterli. Burada Field of View dediği karakterin normal FPS görüntüsündeki karakterin uzaklığı. Bunu parantez içinde 90'da 74'te kullanıyorum. Araç en sonda. Daha sonra şu nerede? Jet ayarı neredeydi? O gameplay'deydi. Onu hemen göstereyim. Burada Jet Chase Camera Roll dediği off. Bunu on yaptığınız zaman jet dönerken jeti kamera şey alıyor. Odak noktası alıyor. Dönerken bu sefer oynadığınız haritada yani dünyada sizle birlikte dönmeye başlıyor. Ben bunu off yapıyorum. Sadece jet kendisi dönüyor. Hani normal haritada harita olduğu yerde duruyor. Dönerken harita yukarıya doğru kalkmıyor. Sadece jet kendisi dönüyor. Bu BF3'teki özellik. Bunu off olarak kullanıyorum. Onun dışında gelelim önemli kısma. Araçlardaki ve araçlardaki kontroller. Değiştirdiğim kontroller. Şimdi helikoptere geldiğim zaman yıllardır söylediğim, benim profilimde de yer alan pitch up ve pitch down tuşları normalde bu şeye ayarlı. Ok işaretlerinden yukarı aşağıya ayarlı. Pitch up space, pitch down da sol alt tuşu. Şimdi bu ne işe yarıyor onu göstereyim. Helikopteri kaldırdığınız zaman şimdi düz duruyor helikopter. Şu an hiçbir tuşa basmıyorum. Space'e bastığım zaman burnu yukarıya kalkıyor helikopter. Duruyor. Space'e basıyorum, burnu yukarıya kalkıyor. Alta basıyorum, burnu aşağı iniyor. Space'e basıyorum, tekrardan yukarıya kalkıyor. Yani oyunu oynarken normal helikopter durdu. W'ye bastım, yukarıya kalktı. İleriye gitmek istediğin zaman alta birazcık basıp tekrardan W'ye basarsam şu an dümdüz gidiyor zaten. Hiç fareyi kullanmıyorum, mouse'u kullanmıyorum. Tekrardan space'e basıyorum, yukarıya kalkıyor. Space Pitch Up ve Pitch Down tuşları bu işe yarıyor. Yani aşağıdaki doğru hedefe mesela atıyorum çok yukarıya doğru gittiniz. Alta basarsanız, Alt ve S'ye basarsanız daha hızlı aşağı inecek helikopter. Veya buraya geldiniz, buraya eğim alıyorsunuz. Bir an önce yukarıya dönmek istediğiniz zaman Space'e basarsanız eğim yukarıya daha hızlı kayacak. Yani mouse'tan ziyade mouse'u aşağıda olduğunu düşünün hedefe. Aşağı doğru çekip yukarıya kaldırmaktansa space'e basıp da yukarıya kaldırması çok daha kolay. Helikopterde yaptığım değişiklik sadece bu kadar. Bu ikisinden ibaret. Geri kalan sense ayarı. Ne kadar düşük sense'de oynarsanız ateş edeceğiniz hedefi kaçırmanız o kadar kolay, o kadar zor olur. Hani
eğimi daha çok üstünde tutabilirsiniz mouse'u hareket ettirirken. Ama öbür hareketlerden ödün vermiş olacaksınız. Bu sefer sağ sola dönüşleriniz yavaşlayacak mouse sensini değiştirdiğiniz zaman. Onun dışında aynı şekilde jet ayarlarında da pitch up ve pitch down space 6 ayarlı. Bunun yanında yapmış olduğum tek değişiklik full map. O da mouse tuşuna atamak. Buradan mouse'un kenarındaki tuşa basıyorum. O da sadece bana yaradığı şey. Hani uçarken ona bastığımda full map'i görüyorum. Böylece full map'ten rakiplerinizin de düşmanların da spotlu olanların veya helikopterlerin, tankların vesaire nerede olduğunu göreceksiniz. Zaten benim videoları da takip ediyorsanız bilirsiniz ben hani sürekli boş uçarken sürekli haritaya bakıyorum nerede ne var diye. Bakıyorum, resmi çekiyorum, ona göre hareket ediyorum. Şu an sens bayağı az olduğu için rahatsız etti helikopterle uçarken. Bu şeye girip de test range'e girip de şey yapabilirsiniz. Çalışabilirsiniz. Hani buradaki hedeflerde. Yaklaşık 2 haftadır oyuna girmediğim için benim de eğimim birazcık şey paslı. Buradan çalışabilirsiniz şeyleri. Eğim ısındırmayı. Oyuna girmeden önce buraya girip de oyuna birazcık alışabilirsiniz. Ondan sonra normal oyuna girebilirsiniz. Helikopterde değiştirdiğim ayarlar bu kadar. Oyunun içinde kullandığım ayarlar, video ayarları bu kadar. Zaten sens vesaire bunlar aslında şeyler. Yani kişiden kişiye değişecek ayarlar. Ses ayarını maalesef çok az kullanıyorum. Benim normalde kullandığım ses bu. Şu an bu ses bile bana fazla geliyor. Konuşurken kendimi zor duyuyorum neredeyse. Onun dışında da çok da değiştirdiğim bir şey yok zaten. Hepsinden bahsettim. Evet, şöyle son bir göz gezdiriyorum var mı yok mu diye. Tankta da gene aynı şekilde full map ayarlı. Full map mouse 3. Helikopter ve jette de aynı şekilde ayarlı. Bu kadar. Yani değiştirmiş olduğum ayarlar bu kadar. Sadece pitch up ve pitch down'u ayarlayarak yapabiliriz. Yani helikopter rehberi nasıl çekilir onu bilmiyorum. Ne anlatabilirim size uçarken. Hani şu an W'ya basıyorum, D'ye basıyorum, yavaş yavaş sağ yapıyorum, space'e basıp helikopterin burnunu yukarıya kaldırıyorum falan. Hani yani bunlar pek anlatılabilir şeyler değil. Sadece oyuna alışıp da nasıl diyeyim, parmak hafızası kazanabileceğiniz şeyler. Sadece helikopter Little Bird kullanıyorsanız altını ne kadar yere sert çarparsanız çarpın hiçbir şey olmayacaktır. Yani istediğiniz kadar yere sert vurun hiç damage yemeyecek. Ama Z11'de aynısını denerseniz o zaman helikopter direkt patlayacak zaten. Bu kadar. Anlatabileceklerim bu kadar maalesef. Atak helikopterde de aynı şeyler. Atak helikopterde de space, pitch up ve pitch down ayarlı. Gördüğünüz gibi space'e bastığım zaman burun yukarıya kalkıyor. Alta bastığım zaman aşağı iniyor. Yani bu kadar yardımcı olabiliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.